Ayat evladım, nasılsın, iyi misin? Bayramın mübarek olsun. Senin de mübarek olsun kızım, neredesin? Ayat kızım, bayramın kutlu olsun. Senin de babacığım. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Ama hiç mutlu değilim. İlk kez sizden uzak bir bayram kutluyorum. Evet tatlım, biz de öyle. Ayat, kardeşim. İyi bayramlar. Ayat neredesin? Neden söyleyeyim? Beni yine Rizvan'dan ayırmaya çalışman için mi? Alo. Simar. İyi bayramlar. Sana da. Kardeşinden uzak olmak nasıldır bilirim. Ama en azından kardeşin sana ön yargılı yaklaşmıyor. Seni bir düşman olarak görmüyor. Baksana Alya. Hayatta birçok ilişki böyle aniden bozulur. Ve nedenini anlayamayız bile. Ama sen en azından Hayat'ın aslında sana karşı sadece ön yargılı olduğunu biliyorsun. Madem nedenini biliyorsun, peki o zaman yanlış anlaşılmayı gidersene. Hı? Harika değil mi ablacığım? Oli de işte aynen böyle görkemliydi. Öyle mi? Evet. Ön yargıları silebilmek için onun benim yanımda olması gerekir. Konuşmamız gerekir. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bu Simar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hayat'ın aradığı telefon numarasından nerede olduğunu tespit ettim. Birazdan onların tam yerini öğreneceğiz. Teşekkür ederim. Duyduğuma göre bu gece burada harika tatlılar varmış. O yüzden aç geldim. Size hemen çok özel bir tatlı hazırlayacağım. Öyle mi? İyi bayramlar. Sana da. Allah yolunu açık etsin. Hadi bakalım Rehan. Gidip dışarıdaki süslere de bir bakalım. Peki baba. Görüşürüz. Harika. Kardeşini de buluyorsun. Bana kardeşin rolüyle yaptıklarını anlatsana. Bayramda olan her şey güzel olur. İnşallah. Ganga? Ganga? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Alya? İyi bayramlar. Sana da. Benim kız kardeşim yok. Ama demin sizleri dinlerken keşke
Benim de kız kardeşim olsaydı dedim. Biz de senin kardeşlerin sayılırız. Hadi dışarı çıkıp bayram kutlamalarının keyfini çıkaralım. Evet, insanlar eğlenmeye başladı bile. Herkes sizi bekliyor, öyle mi? Hadi. Büyükannem ve teyzem dışarıda. Nasıl çıkarım? Eşkıya.